Madem öyle, tam orada dün Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz şöyle bir ifade kullandı. Orada da bir kinaye var. Ben transfer döneminde de şampiyon olabildiğini, bir şampiyon çıkabildiğini bilmiyordum, öğrendim dedi ve madalya veriliyorsa rakibimize verilsin şeklinde konuştu. Bir de hani ben transferde kulübü zora sokacak bir kültürün mensubu değilim diye de tamamladı. Tabii çok eleştiri geldi. Özellikle taraftarlardan. Taraftar tabii ki transfer bekliyor. Az önce konuştuğumuz noktadan da bir tabii ayrı bir düşünce açısı var, bakış açısı var. Nasıl bekliyorsun, neyle bekliyorsun, hangi şartlarda bekliyorsun gibi. Ama geçen hafta bizim takım oyunu programında Levent abi söylemişti. Fenerbahçe o kadar arka arkaya transferler yaptı ki rakiplerinin dengesini bozdu, sinirini bozdu diye. Sonra Burada başka ne Mustafa dedi? Başkan'da da öyle bir vurgu var. Arkasından bir şey demedi mi? O kadar mı bıraktı Levent? Öyle bıraktı, evet. Şimdi onun bıraktığı yerden ben alayım. Türkiye'de beni fazlasıyla utandıran bir medya var. Mustafa Cengiz'in o kadar güzel ki lafı, emek transferde de bir şampiyon oluyormuş. Hangi transferde şampiyon oldu Fenerbahçe? Federasyonun transfer limitlerini açıkladığı günden bir ay sonra başlayan transferdi. O limitler değişti mi? Hayır, değişmedi. Fenerbahçe limitlere itiraz etti mi? Etti. Mustafa Cengiz de o Fenerbahçe'yi destekledi. Aklı Fenerbahçe, en iyi durumda olmasına rağmen. O transfer limitlerinde en iyi durumdaydı Galatasaray. Olmasına rağmen futbolun iyi olması lazım. Futbolun iyi oynanması lazım. Seyircinin televizyonda ve tribünlerde çok olması lazım. Transfer de bu işin cazibesidir düşüncesiyle destekledi. Ali Koç, Mustafa Cengiz'in Galatasaray'ın talip olduğu adamlara pey sürüp ellerinden aldı. O Fenerbahçe'nin en düşük limite sahip Fenerbahçe'nin transferde şampiyonluk getirecek son gün bile 3 tane şey yaptılar. Bir tane gazeteci televizyonda Levent Özemen kardeşim. Fenerbahçe harika transferleri yaptı ama bir transfer limitleri şeyi vardı. Sayın Nihat Özdemir Başkanım ne diyorsunuz sorma gereği duydum. Onun için sordum başka bir şey geldi mi diye. Konuşuldu aslında. Ben bütün gazeteleri okuyorum. He, gazeteler. Hepsi transfer şampiyonu Fenerbahçe'ye attılar. Kimse demedi ki ya bu transfer limitleri ne oldu? Bir an tersini düşün. Galatasaray Fenerbahçe'nin durumunda olsaydı, en aşağı durumda olsaydı limitte ve bunca transferi yapsaydı, bu medya onu transfer şampiyonu mu ilan ederdi yoksa Nihat Özdemir'i istifa mı ettirirdi? Ben 1957'den beri bu medyanın içindeyim. Ruhlarını biliyorum. Ruhlarını biliyorum. İlk programda hatırlarsın. Fenerbahçe şampiyon. Lig şampiyonu Fenerbahçe. Olacak da. Dedim ki belge kalsın diye yazdım da. İlan edip Fenerbahçe'yi şampiyon. Ligi aksaklıktan kurtulun 20 takım kalsın. Onlar da iş olmazsa ikincilik için aralarında mertçe mücadele etsin. Bu kadar taraflı bir medya, bu taraflı medyadan ödü patlayan hakemler ve federasyon. Ali Koç gel dedi, Nihat Özdemir MHK başkanını alıp Ali Koç'un makamına koştu zorluya. Peki Beşiktaş başkanı şeye gittiğinde, Riva'ya gittiğinde Beşiktaş mı? Galatasaray mı? Beşiktaş başkanı, Riva'ya. Kimse yok, kapı duvar. Trabzon başkanı. Trabzon başkanı, pardon, Ağoğlu, doğru. Trabzon başkanı, Ağoğlu hem de haber vererek Riva'ya Futbol Federasyonu başkanlığına gidiyor. Başkan beyefendi hazretleri orada yoklar. Hangi başkan beyefendi hazretleri?
Ali Koç'un makamına emir üzerine geller demez koşarak giden, yanına da merkez hakem. Şimdi o hakemlerden sen tarafsız yönetim mi bekliyorsun hala? Federasyonun tavrı, havası meydanda, medyanın hali meydanda. İşte limitler, mimitler hiçe saçılmış, yapılmış transferler meydanda. Fenerbahçe şampiyon olsun arkadaş. Benim için de oldu. Fenerbahçe'nin şampiyonluğu bu sene kaybetmesi mucize olur. Yapılan transferlerden dolayı mı diyorsunuz? Yapılan transfer her şeyden dolayı. Sadece bak, medya şampiyon yapacak Fener'i. Hakemler şampiyon yapacak Fener'i. Limiti aşan transferler yapacak Fener'i. Ama aynı üçü de usulsüz bunların. Üçü de usulsüz. Ama bu usulsüzlüğü kim düzeltecek Türkiye'de? Dördüncü güç medyanın kendisi en başta koşarken kim denetleyecek? Hangi siyasi parti böyle bir ortamda Fenerbahçe'yi yargılamaya kalkabilir? Bu konu gündeme geldiğinde öncelerde Fenerbahçe cephesi borçların geri ödemesinin ertelenmesinden dolayı bu limitin Fenerbahçe'nin kaldığını söyledi. Fenerbahçe'nin ne dediği beni ilgilendirmez. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Benim hiç ilgilendiren şey Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi açıklaması. Ortalıkta kıyamet koparken Mustafa Nihat Özdemir'in ağzını açmıyor, çıt demiyor. Federasyon resmen hiçbir açıklama yapmıyor. Ağzı kapalı oturuyorlar. Hadi ben işte açık açık soruyorum. Fenerbahçe'nin transfer limiti nedir? Yaptığı transferler bu limite uydu mu? Nihat Başkan hadi açıkla. Resmen açıkla, bana değil. Federasyon bülteni imzası olarak açıkla. Da bitsin bu gürültü. Evet. Şimdi bana haber geliyor. Allah yar diye bir oyuncusunu Fenerbahçe bir seneyle kiralamış. Adını badını duymadığım bir takıma. Garip bir ülkenin garip bir takımı. Zorya'ydı galiba. Değil mi Hüseyin? O takımın kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı bütün transferlerin toplamı Fenerbahçe'ye bir sene için ödediği kiralama ücretinden az. Yani Zorya'nın başına da bir Ali Koç geldi herhalde ki bütün tarihinde harcamadığı parayı Allah yar gibi adını kimsenin bilmediği bir adama bir sene için kira ücreti vermiş. Kafanda bir koca soru işareti doğuyor mu? Benim kafamda doğuyor da federasyonun kafasında doğmuyor mu? Ama görmem, duymam, konuşmam oynuyor Nihat Özdemir. Bakın bütün transfer sezonu boyunca limitleri ilan ettiğinde bu yere Nihat Özdemir imzalı bir demeç, bir tweet, bir sosyal medya duyurusu ya da bir federasyon duyurusu var mı? Çünkü Türkiye'de federasyon yok. Nihat Özdemir Türkiye'nin futbol federasyonu başkanı olmadan yönetilmeyeceğini kanıtlayan adam. O zaman da bütün silah arkasına medyayı alan Fenerbahçe başkanının eline geçiyor. Türkiye'yi şu anda Türk futbolunu Ali Koç yönetiyor. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Onun için de Fenerbahçe şampiyon diyor. Aklı olan ikinci olup Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ikinci takım olma şansı için çalışır. Aklı olan kümede kalmak için çalışır. O kadar. Oralarda da çünkü sistem gelecek yıldan itibaren değişiyor. Yeni bir kupa geliyor. Eskisi gibi işte şimdi kupa galibi, Ziraat Türkiye Kupası galibi Avrupa Ligi'ne gidecek. Eski kupa galipleri yeniden geliyor. Gibi. Kupa 1, kupa 2, kupa 3 oluyor. Orada da sistem zorlaşıyor. Hele şu işte Avrupa maçları durumundan dolayı öyle görünüyor ki hep burada konuştuk, milli maç vesaire dedik bu maçlar. Şampiyonumuz da yavaş yavaş eleme oynamaya doğru gidiyor.
İş o yöne dönecek. Biz böyle içeride bu çekişmelerle uğraşırken